Tekrar canlı yayındayız arkadaşlar. Evet. Şöyle buraya takayım yine. Evet. Bakayım kimler yazıyor, ne oluyor. Ben hep kırmızı görüyorum kendimi yalnız. Her şey kırmızı yansıyor ya. Evet. Çiçeğim nasıl ama tepemdeki. Güzel. Ne varsa yapıyoruz artık. Evet, hemen şuradan bir kişiyi bağlayayım bak mesela, gördüm. İşte tat Naz orada. Açayım bakayım. Naz. Çok tatlı bir hanım var. Annemi de tanıyor dükkandan. Eski dükkanımız vardı köyün içinde, Hazar'ın orada. İsmi Tat Naz, şey, Instagram ismi yani. Tatnaz diye. Evet. Merhaba. Ne kadar merhaba. Kötü bağlantı. Nasılsın? Evet. Nerede dursam öyle daha iyi galiba. Merhaba. Bir yandan diyorum. Merhaba. Nasılsınız? Göremiyorum ama tam. Teşekkür ediyorum. Nasıl durayım? Görüntü kötü oluyor. Boş verin, olsun, konuşalım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Yazışıyoruz, yazışıyoruz. Var dedi, bir bakayım yani. Bir sesinizi duyayım. Evet. Ay evet, bağlantı kötü. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bağlantı biraz şey tabii. Ses de gidiyor, görüntü de gidiyor. Buna da şükür. Siz beni görebiliyor musunuz? Görüyorum. Şey gibi oldu. Neydi? Film ya, unuttum şimdi. Televole değil de. İzontele. Onlar da bizi görüyorlar mı diyor ya. Zeki Müren de bizi görüyor mu? Evet, güzeldi birazcık. Evet, yaşasın. Evet. İnşallah. Nasılsınız? Evet, evet. İyiyim, iyiyim. Oo, süper, işte budur. Harika. Evde kalan eski malzemelerle bir şeyler çalışıyorum öğrendiklerimle. Evet. Sizden. Doğru yazmışlar şimdi. Zeki Müren de bizi görüyor mu diyordu ya. Vizontele'de. Evet. Evet. Karıncalar başrolde. İnşallah. Evet. İlk işim gelmek İnşallah, olacak. İnşallah vallahi olsun. Yazışıyoruz hiç olmazsa, hiç önemli değil. Evet. Ne güzel şeyler yazıyorsunuz ya. Evet. Vallahi hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gönlün sağlık hepsi için. Öpüyorum sizi. Bye bye. Bye bye. Ben. Evet. Peki. Şimdi ben azıcık işimi yapayım. Sonra tekrar bağlanacağım size. Tamam. Nalan var mı? Bakayım açtı mı Nalan orada. Bakalım. Şöyle... Nalan henüz yok. Meryem hocama bağlanayım. O bize okur belki şeyleri. Meri, seni gördüm orada. Hocam mobilyamı çok üzeri sır vernik yaptım. Çok izli oldu. Evet. Mat vernik uyguladım, olur mu? Nasıl düzeltirim? Yani siz uyguladıysanız sizin bize demeniz gerekiyor, oldu mu olmadı mı diye. Meri hocam da. Ay geldi gitti. Tütü. Evet. Peki. O zaman ben birazcık hemencecik işime başlayayım. Sen okuyabildiğini oku. Görüyorlar mı? Sor hem de. Peki. Şimdi ben arkadaşlar bu arada bunu boyadım. Bakın ne güzel. Duvar panosundan çok güzel bir masa
sunum tablosu oldu. Arkamdaki şöyle. panoları gösterin bu arada diyor. Tamam. Peki. Şimdi şu kenarındaki fazla kısımları birazcık kesiyorum ki bileyim ben nerede olduğumu. Panikom Kraftwerk ben okurum diye yazmış. İşte bakayım peteğe bağlanalım o zaman. Evet. Tamam. Ama niye bağlanmadı? Ha, istek gönderdin mi? Göndermiş. Tamam. Şöyle yapayım. Şöyle. Petek! Merhaba! Ne haber? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ben işte bildiğin gibi boya yapıyorum tatlı kız. Harika. Biraz kamerayı aşağı indirmeniz gerekiyor galiba. Şimdi ben objeme göre değiştirmiştim onun için diye çevireyim. Tamam. Evet. Sen bana oradan oku o zaman Petekciğim. Okurum okurum. Şu kere. Dışında. Evet İzmir'den gelmişti. İstanbul'a gelmişti. Evet beraber olmuştuk. Evde hani. Ben de görmüştüm hani. Evet. Ama Petek'i hep şeyle anacağım. Çıkarken evimizi yıkmıştı. Böyle hatırlayacağım. Öyle mi? Geldim ve başınıza yıktım evi. Merhaba, merhaba Molo Atölyesi. Ay demin, ne güzel. Demin gördüm sizi, çok özlemişim. Şimdi arkadaşlar bunlar varak pirinç kağıtlar. Gözüküyor mu Petekçim bilmiyorum. Gözüküyor gayet iyi. Tamam, ben böyle bir desen beğendim. Ama çok güzel başka başka desenler var buralarda böyle. İnşallah bir gün yükleyeceğim bunları da. Şimdi bunu buralara kaplayacağım. Böyle nereye denk geliyorsa desen şu vaziyette. Şöyle kaplayacağım. Bu kaplamayı yapabilmek için önce Magic Decoupage Rich'in dekupaj tutkalını altına süreceğim. Üstüne pirinci koyacağım. Bir jelatin bulmam gerekiyor. O jelatin ve de bez yardımıyla da yapıştıracağım. Peki. Ben bunları yaparken siz de soruları bana söyleyebilirsiniz. Ben soru gelmedi. Evet. Şu an herkes bana merhaba diyor. Kadın her defter yerde. Petek çünkü şey İstanbul'da da yoğun programa katılmıştı. Hem onu tanıyan öğrenciler var. Hem evet. Zaten o zaman canlı yayın çok yapmıştık. Herkes tanıyordur diye umut ediyorum. Şimdi boya küpü tasarım. Soft dekupaj mı o demiş? Evet, soft dekupaj. Beyaz alt tabanlı. Öyle diyeyim. Şöyle. Evet. Şöyle. Hemen ben bir jelatin bulup geliyorum. Demin merhaba diyen arkadaşlar merhaba. Konuşamadım sizde Ece Hoca konuştuğu için anlatıyordu. Hepinizi gördüm. Teşekkürler. Merhaba Yedi Mor Sanat. Evet. Şimdi bu jelatinimi şöyle koyuyorum. Ve de bezlerimi alıp bastıra bastıra üstünden güzelce yapıştırıyorum. Nasıl denk gelirse resim o şekilde yapıştırıyorum. Ben birazcık hızlanacağım. Çünkü bitsin istiyorum. Şimdi şunu kesebilir misin şuradan bana hayatım şöyle sen de bu arada. Şöyle düz mü? Şimdi şuradan alalım şöyle. Yok mu hiç soru Petek? Şimdi Tuğba Hanım sordu. Pirinç dekupaj ahşap yüzeyler dışında hangi yüzeylere uygulanabilir demiş. Her yere uygulanabilir. Evet, daha da küçük de olabilir. Onu ikiye de kesebilirsin yani. Şimdi çok artan kısımları aldırmıyorum. Çünkü birazdan bunu o kadar sıkı zımparalayacağım ki onlar hiç kalmayacaklar. Üzerinden de sıkıca geçiyorum şöyle. Böylece bütün taşan kısımlarını da yapıştırmış oluyorum. Şöyle. Evet. Şuraya da yapalım. Şöyle.
Evet, Betül Hanım inşallah korona sonrası. İnşallah. Okudum, evet. Evet. Zuhal Hanım demiş ki metal karyola başlığım var. Neyle boyayabilirim? Ne var? Metal karyola başlığı. Evet. Metal karyola başlığı. Yani her şeyle boyayabilir. Multilerle boyayacak. Ne boyayabilirim diye teknik mi soruyor? Hangi boya olacağını soruyor herhalde. Multi boya. Multi ile boyayabilirsiniz. Maskeleme jelinin üstüne dekopaj uygulanabilir mi? Şimdi maskeleme jelinin amacı tek başına değil. Yani yapıp soymanız lazım onu. Soyduktan sonra zaten ne istiyorsanız yapabilirsiniz üzerine. Veya dekupajı kaplayıp onun üzerine de maskeleme jeli sürebilirsiniz. Ama altta resme yapışmaması için ya vernik ya bolca dekupaj tutkalı atılmış olmalı. Rich'in semi yarım at verniği hangi yüzeylerde kullanılır? Efendim? Rich'in semi yarım at verniği hangi yüzeylerde kullanılır demiş. Yarı parlak gözükmesini istediğiniz her yerde. Her yüzeyde yapabilirsiniz. Yani semi mat adı üstünde yarı mat vernik başka bir değişikliği yok. Diğerlerinden onu ayıran özellik yarı mat olması. Ayaklarda kaplama yapıldı mı? Göremedim hocam demiş Hurcay. Ayakları multi boyayla boyadım. Bu arada ben ayakların fiyatlarını söyleyeyim. Bu taktığım ayaklar şöyle, bilmiyorum gözükebiliyor mu? Bu taktığım ayaklar gözlüğümü almam lazım. Şimdi şunları gösteriyorum önce Işılcığım. Şunları. Bu taktığım ayaklar 10 lira tanesi. Bunlar birazcık büyükleri. Bunlar 12 lira. Böyle. Şöyle böyle neoklasik bir ayak var. Bunlar 6 lira. Yine bunların büyükleri var kocaman şöyle. Bunlar da 12 lira. Tamam. Hurcay demiş ki Rich'in metalik boyasının üstüne sprey vernik mi uygulamalıyım Ece hocam? Eğer iyice kuruduysa her şeye uygulayabilirsin aslında. Yani iyice kuruduysa fakat şöyle mat vernik atarsanız birazcık parlaklığını keser ve hafif de matlaştırırken beyazlatabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Sır vernik izli oldu. Nasıl düzelir? Zımparalayacaksınız önce. Bu vernik niye izli oluyor? Ben onu bir de bir gün şeyli yapalım bari olmazsa. Pratiğini gösterelim bir de. Uygulamalı. Evet, öyle yapalım bari bir de. Ece Yılcım, Petek Hanım merhaba, Derya Hanım merhaba. şimdi bir tane soru vardı. Bir dakika neydi? Wooden wax ile maskeleme jeli arasındaki fark nedir demiş Zuhal Hanım. Sen biliyor musun Petek'ciğim? Biliyorum. Hadi söyle. Şöyle, maskeleme jeli eskiden şeydi, yağlı boya resim yapanlar da kullanıyorlardı değil mi teknik olarak? Bunu sürdükten sonra üzerine boyanın yapışmamasını sağlayan bir şey bu. Ama wooden wax'tan farklı olarak tutup çekebiliyorsunuz o sürdüğünüz maskeleme jelini. Yani siz onu maskeliyorsunuz, boyuyorsunuz. Sonra tutup çektiğinizde alttaki boya ya görünür hale getiriyorsunuz ama
Wooden Wax'ı zaten herhalde kullandınız. Bu yeni çıktığı için soruyor olabilirsiniz şey maskeleme jelini. İkisini bir arada da kullanabilirsiniz. İkisini de zımparalayarak çıkarabilirsiniz. İkisini de eskitme havası vermek için kullanabilirsiniz. Ama maskeleme jelinde daha parça parça çıktığını görürsünüz üstüne sürdüğünüz boyayı. Hatta onunla resim de yapabilirsiniz. Ben mesela fırçaya batırıp one stroke gibi yapraklar, dallar boyadım maskeleme jeliyle. Üzerini boyadım ve çıkarttığımda alttaki boyada çıktı resim. Bunu Wooden Wax'da yapamazsınız. Belki uygulayarak daha rahat anlayabileceğiniz bir şey ama farklı efektler veriyor kullandığınızda. Aynen, çok güzeldi. Şimdi maskeleme jelinin bu kavanoz üzerinde gösterdiğim şekilde biraz böyle bir patlama oldu. Şimdi herkes o şekilde bir şey deniyor ama maskeleme jelinin esas amacı o değil tabii. Yani Pete'in dediği gibi o kadar. Hatta maskeleme jelini ilk anlatırken şöyle bir örnek vermiştim. Diyelim ki siz desen yapmak istiyorsunuz. Desen yeriniz altın yaldız olacak siyah üzerinde. Yani böyle bir çalışma yapacaksınız. Siyah üzerine altın yaldızla ve fırçayla desen yapmak çok zor. Kamerayı tutan elini biraz yukarıdan tutabilir mi? Sanırım mikrofonun üstünde tutuyor elini. Yok, hayır. Şey, tripoda koyduk. Kimse tutmuyor. Alayım mı ben? Tamam. Alabilir mi Ece? Yok. Biraz... Ha? Düzeldi. Ses düzeldi. Ses gitti. Eliniz mi var diyor da yok dedim ben de. Ben burada çok hızlı yapıştırıyorum. Çünkü uzun bir iş. O yüzden hem dinliyorum sizi hem de yapıştırmama devam ediyorum. Çok muntazam kesmiyorum, görüyorsunuz. Hani daha doğrusu ona takılmıyorum. Çünkü daha sonrasından çevirip bunları içine yapıştırabilirim. Eskiteceğim için, zımpara da yapacağım için birazdan göreceksiniz. Onlar hiç kötü durmayacaklar. Şimdi Ecmelç demiş ki, markayı bilmiyorum, yanlış okuyabilirim. Likit yaldız boyaların üzerine reçi su bazlı vernik sürülür mü? Likit yaldız boyanın da Le Trunc Bourgeois gibi bir markası var. Bilmiyorum, yanlış okumuş olabilirim. Evet, Le Trunc Bourgeois. Evet. Su bazlı vernik sürülür mü üzerine demiş. Bu yaldız boyanın üzerine. Yani su bazlı verniği çok tercih etmeyin. Çünkü güzel sürmezseniz beyazlar. Şimdi bu yapacağımız teknikte, yani fil dişi yapacağız ya, veya işte üzerine yağlı boyayla eskiteceğiz. O teknikte hata kaldırabiliyor ve biz fil dişi tekniğimizi olduğu gibi de bırakmayacağız. Sıkı sıkı zımparalayarak bir de eskiteceğim. O yüzden gördüğünüz gibi hızlı hızlı yapıştırıyorum her yerini. Size bitmiş halinde gösterebileyim diye bugün. Sema Hanımcığım, evet, o güveci öyle yaptım ama kırmızı güveci sadece maskeleme jeliyle. Orada zaten videosunu görmüşsünüzdür devamında. Arzu Hanım demiş ki, soft dekupajla fayans kaplamayı da gösterir misiniz bir gün? Ne kaplamayı? Fayans. Ha. Fayanslarınızı kaplayacaksınız yani. Bütün evi değiştireceksiniz Ece Hoca. Şey, atölyeyi kapladık ya biz İstanbul'da tabii. bu yaptığımız şu anki işlemi her yere uygulayabilirsiniz. Yani ben küçük bir objede yapıyorum diye başka bir yerde başka türlü
çalışılacak diye bir şey yok. O yüzden bu yaptığım işi her yere uygulayabilirsiniz. Bir de açmayı keşfedersen. Materyali kullanmak için alt zemine vernik sürmek gerekiyor mu? Efendim? Maskeleme jeli kullanmak için alt zemine vernik sürmek gerekiyor mu demiş. Hayır. Yalnız keşke maskeleme jeli yapsaymışsınız Ece Hocam. Çok fazla soru geldi bu konuda. Evet. Maskeleme jeliyle o kavanozu yarın yine yapalım o zaman. Öyle yapalım. Yarın da herkes kavanozlarını alsın eline. Evet, herkes hazır olsun o zaman. Şimdi ilk evet. Yaptığınızda belki hazır değildi belki herkes. Hani ilk kez gördülerse şimdi sorular... Evet, zaten yapmamız da gerekiyor çünkü onu yaparken dediğim gibi YouTube, YouTube falan hiçbir şey yoktu öyle kafamızda. Hmm. Ben öylesine bir canlı yayın açmıştım. Ama o kadar tutuldu ki şimdi ben de onun orada olmasını istiyorum tabii ki. O yüzden iyi de olur. Şimdi pirinç yapıştırırken en güzel, en hassas yapıştırıcı eliniz. O yüzden bilmiyorum hani hem PT'yi dinleyip hem beni seyrediyorsanız. Ay daha dışını bitiremedim bu arada. Yoruldum. O zaman Home by Salkın. Pirinç dekupaj yaparken önce alta sonra dekupaj yaparken önce alta sonra üste iki kat yapıştırıcı doğru mu demiş. Altını sürüyorum. Sonra onu iyice yapıştırabilmek için de evet üzerinden geçiyorum. Demin de onu diyordum. En hassas yapıştırıcı eliniz bu Rich'te olan bir şey. Başka bir markada kesinlikle bunu yapamazsınız. Bu Magic Decoupage'da elinizle çok güzel de yapıştırıyorsunuz. Yani fırçın... Yanlış bir şey. Bu yarın bu yayını izleyecek şimdi. Birisi yarınki yayın saatiniz nedir diye soruyor da. 5. Boyan da yarın bu yayını izleyeceksiniz demiş. Şimdi son şurayı yapıyorum. Şöyle. Ve en azından dış yüzeyi. Efendim? Geldi. Bunlar geldi. Geldiniz mi geri? Yayın gitti. Petek. Yarın yayın 17 mi diyor Yaso? 22. Evet. Evet, tavan arası asistan merhaba diyor. Asistantik Ece merhaba. Evet, merhaba nasılsınız? Tavan arası antik. Hızlı hızlı yapıyorum ki. Ben de bitireyim. Tripoda tel kulaklığı takın şırtı mı oluyor demin? Ses yeri denk gelmiş olabilir. Hışırtı var diyor. Tripod'a tel kulaklığı ses yeri denk gelmiş. Hışırtı var. Yayını kaçıranlar için tekrar YouTube'da yayınlanıyor mu? Evet. Peki. Şimdi ben içlerini kaplayacağım bunun. Hışırtı devam ediyor diye sorar mısın? Hışırtı devam ediyor mu? Bombay. Yesra. Salkın. Evet. Şimdi internet dolayısıyla bazen yayında takılmalar olabiliyor. Bunlar konuşuyor mu? Ses gelmiyor. Peteği ben bir çıkarayım. Hı? Çünkü şey Nalem oldu. Galiba. Ama bir istek gelmesi lazım. Ya da ben okuyayım istiyorsan. Tamam bir dakika şimdi. Evet şurada. Bakalım Nalan varsa.
Nalan var. Ha. Tamam. Bekleyelim bakalım. Petek'cim çok teşekkür ederiz. Galiba orada ses gitti. Ha, geldin hala. O yüzden Petek'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen ben devam ediyorum. Nalan konuşsana. Ses gelmiyor. Evet, tekrar merhabalar. Tamam. Geliyor mu şimdi sesin? Şimdi geliyor. Evet. Süper. Tamam. Çok güzel oldu. Renk de güzel. Objeyi de görüyoruz. Sen de çok tatlısın Işıl'cığım. Canımsın neler. Bir şeyler yapmayı istiyorsun ama uzaktan uzağa bu kadar oluyor maalesef. Işıl uyuyacak. Yok. Yok ya. Ama yok yok. Gayet. Tamam. Ses gitmesi nasıl olacak onu bekliyorum. Evet, en güzel yerine gelmek için ben de çok hızlı bir çalışma yapıyorum. Gördüğünüz evet, hızlı bir yapı. Dışını, evet, dışı yapıştı. Şimdi de içini yapıştırıyor hocam. Petek evet. Hanım'a da çok teşekkürler bu arada. Kapattık inşallah. Tekrar bağlanırız. Ses gittiği için kapattık Petek Hanım. Aynen Petek'cim. Kapatmak zorunda kaldım. Yayından sonra ararım hem ben seni. Teşekkür ederim. Evet. Bu malzemeleri paylaşırız. Aynen. Evet, bu objeyi, yapılan objeyi, malzemeleri paylaşırsınız değil mi? Evet, Ece Hocam paylaşacak inşallah. Niki Güven, 71 Güven herhalde o. Şöyle. Hocam maskeleme jelini süngerle kullanıyoruz. Sünger nasıl geri toparlanacak? Atılacak mı? Maskeleme jelini süngerle ne yapıyorsunuz yani? Nereye süngerle kullanıyoruz? Efendim? Diyor. Süngerle kullanıyoruz maskeleme jelini diyor. Sünger nasıl geri toparlanacak, atılacak mı? Nermin Utkan yazmış. Maskeleme jelini biz süngerle kullanmadık Nermin Hanım. Şimdi aynı maskeleme bantı mantığıyla düşünün. Efendim? Nala? Maskeleme bantı mantığıyla düşünebilirsiniz maskeleme jelini de. Değil mi hocam? Yani fırçayla geniş alanlara sürebilir. Süngerle niye acaba? Neden sünger tercih ettiklerini bana bir söylesinler. Ben ona göre cevap vereyim. Okuyun lütfen. Kod görüntüsünü nasıl yapmıştınız? Kaçırdım. Hatun kişi 123. Ece Aymer TV diye YouTube evet. kanalı açıldı. Evet, Ece Aymer TV. Hepsini yükledi. Oradan seyredebilirsiniz. Evet. Yarın kavanoz yapılacak arkadaşlar. Herkes kavanozunu hazır etsin. Maskeleme jeli yok ise kavanozu neyle yapabiliriz? Yok. Onun o şekilde olabilmesinin tek yolu maskeleme jeli. Yani başka hiçbir şeyle yapamazsınız onu. Kod evet. görüntüsünü YouTube'a yüklendi izleyebilirsiniz. Evet. Evet. Nalan Hanım merhabalar. Hocama okursanız sevinirim. Kavanoz videosu YouTube'da var. 23 Mart 2000 tarihli video. Hocamın aa, soft güzel. Dekupajla saat yaptığı video. Harikasınız Filiz Hanım. Çok teşekkürler. Aa ne güzel. Kavanozla birlikte hangi malzemeleri hazır edelim yarın? Evet maskeleme jeli. Maskeleme jeli. Koyu renk boya, bir açık renk koyu. Boya. Ben kahverengi. Ece sırtın görünüyor ekranda. Sadece sırtın görünüyor şu anda. Tamam, bir evet. Şöyle. Evet. Kavanoz, maskeleme jeli, koyu renk bir boya. Evet, kavanozla açık birlikte bir yapacağımız malzemeleri sayıyoruz. Efendim? Açık renk bir boya. Bir de açık renk boya. Hireya 35. Multi bir boyayla. Ben mesela kahverengi programdan evvel boyayacağım. Çünkü onunla evet. vakit kaybetmek istemiyorum. Koyu renkle önce bir kavanozları multi koyu renkle bir boyanacak. Kahverengi olabilir, çikolata olabilir. Evet. Süngerle farklı doku ölüyor. Şükran Bayraktar ne demek tamam. istemiş anlamadım. Hayır. Ürünlerinize nasıl evet. ulaşabilirsiniz? Ürünlerimize eceaymer.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben şimdi süngerle yapılma amacını anladım. Süngeri tinere batırabilirsiniz ama maskeleme jelinin
Yani kurumadan temizleyebilirsiniz ya da. Doğru temizlenmesi çünkü. Dokusu da çok güzel oluyordur tahmin ediyorum. Süngerin. Kavanozla maskeleme jelini süngerle yapmadık Nermin Hanım. Evet. Malzemeleri tekrar söyler misiniz? Evet, bir kavanoz. Yarın kavanoz yapılacak arkadaşlar. Herhangi bir cam kavanoz. Dışına koyu renk boyayıp hazır edebilirsiniz de. Koyu multi boya olacak. Çikolata olabilir, siyah. Çıkar, unutmayın. Evet. Normal akrilik camı tutmayacağı için multi koyu renk boyamanızı tavsiye ediyoruz. Onun haricinde bir açık renk boya, maskeleme jeli, başka hocam? Başka fırçalar tabii ki. Fırça, yani, evet. Sonra üzerini süsleyeceksek de ben etiket gibi bir şey yapacağım. Artık onlara takım yapacağım çünkü. Devamını yaparım Nalan'cığım. O yüzden bir de yapıştırmak istedikleri dekupaj olabilir. Hamurla da yapabilirler bizim yaptığımız gibi. Hatun kişi, bence üstünüze hoca yok, inanılmazsınız demiş. Ay çok yoruldum. Bitmiyor. Kapla kapla. Ayşegül hobi... Ayşegül Alttire hobi diyor ki, Yonca hocam süngerle sürmüştü maskeleme jelini, herhalde ondan soruyorlar diyor. Aa ne güzeldi. Diyorum ya, dokusu çok güzel olmuştur, kim bilir. Bir de şunu soruyorlar. Maskeleme jeli yerine soğuk silikon kullanabilir miyiz? Tabii kullanabilirsiniz ama soğuk silikon. Evet. Ama dersime yetişemezsiniz. Yani birisi evet, cevap vermiş. Evet. Kavanoza süngerle vintage tekstür sürülmüştü. Maskeleme jeli değil diyor Ecbel Hanım. Öyle mi? Artık birbirlerine cevap veriyorlar. Peki, hadi bakalım. Görüntü bozuk diyor. Nesrin Hanım halen mi bozuk? Ben de buradan, Ece Hocam başka yerde, ben başka yerdeyim. Çok net görüyorum. Bozuk mu hala? Hey Doğan sen. Ne kadar güzel bir kadınsın. Ne kadar sabırlısın. Ya nasıl beceriyorsunuz? Allah aşkına. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bunları duymak böyle. Bugün hiç izlenmiyor, sürekli donuyor demişler. İşte multilerle cam boyandığında, multilerle cam boyandığında kaç saat ara vermek gerekiyor? Nilgün GNSR sormuş. Evet. Şimdi biz tabii biraz hızlı hızlı yapıyoruz ama normalde katlar arası bile neredeyse 24 saat beklemeniz lazım. Ama biz bile yapmıyoruz onu. İlk elimizi dokunduğumuzda, şimdi her boyanın 3 ayrı kuruma süresi var. Bir üst kuruma dediğimiz, elimizle ellediğimizde bize kuru gelen kısım. İşte o üst kuruma dediğimiz kısma biz maalesef tav oluyoruz. Çünkü çok çabuk yapmamız gerekiyor bir takım şeyleri. Evet. Kavanoz kaç kat boyanacak koyu renkle? 3 kat boyayalım. 3 kat koyu renkle boyayın arkadaşlar. Evet. Multi olması gerekiyor boyanızın. Dikkat edin. Hadi bakalım. Ay bitirdin mi? Şurası var. Ay çok 3 kat boyanacak kavanoz. Ay orada da şey yok. Onu ortaya yapacağız değil mi? Sonra ortaya yapacağız. Evet. Sonra bir de şey yapacağım. İşte diyorum ya, bir televizyon programı vardı BBC'de eskiden. Can küçükken, ben de Bilkent'te çalışır iken koştur koştur eve geliyordum. O da beni emzirmek için artık son dakikalarını bekliyor, vaziyette bekliyordu. Oturuyordum. Ready Steady Cook diye bir program vardı. Onu seyrediyordum. Yemek programı. Gerçi şimdi çok da yapılıyor. O saat içinde o yemeği yapmaları gerekiyordu. Kendimi öyle hissediyorum Nalan. Evet. Hadi az kaldı. Özlem Demirel. Rich Multi Dekor çalk sulandırılmadan mı kullanılıyor geri dönüşümde?
Tabii ki evet. Yani her türlü boyaya su kattığınızda onun opaklığını, yani kapatma derecesini azaltıyorsunuz. Unutmayın. Yaşasın. Ay çok güzel oldu ama değil mi? Bu hali biliyor güzel. Bir dakika evet. Daha devam etmem lazım. Bir özet geçeyim ben kısaca. Ece sırtın, omzun görünüyor şu anda. Sırtıma bir yazı yazayım. Şöyle mi? Yok yok iyi. Karşı tarafa olur mu? Yok böyle çok yakın bence. Tamam. Bu güzel. Değil mi Nale? Evet de hep sürekli Ece'nin omzu ve sırtı ekranda. Çekildikçe sen tuhaf ediyorsun. Ben ne yapayım? Şöyle yapalım. Öyle mi? Ben bilmem. Ben bu yapıştırmakla meşgulüm şu an. Evet Işıl. Ne yapalım? Biraz daha biraz daha yana gelirsen hocam da rahat çalışır. Öyle mi? Karar verir. Evet. Evet, evet öyle Işıl'cığım. Çok güzel. Evet, beyaz kare bir panomuz vardı. 34'e 34 kenarlı pano dediğimiz. Ece hocam önce metal ayaklarını taktı. Sonra bütün panoyu beyaza boyadı. Üzerine de soft dekopaj yapıştırıyor. Dışlarına yapıştırdı. İç kenarlarına yapıştırdı. Şimdi ortasına yapıştırıyor. Şimdi bu iş bitince mumlarımızı yakacağız Işıl'cığım beraber. Evet. Şarabı. Ve fasulye yiyeceğiz dermişim. M. Doğaner 2. Ece Aymer, namı değer, asalet, hoşgörü, tevazu. Vay 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 vay. Gaza getirin yoksa yorulduk bitmiyor. Allah'ım bir gitse. Mine Kara Kokar Ağaç. Mine Kokar Ağaç Atalay demiş ki görüntü ve ses güzel. Instagram'a siz girip çıkın demişler. İzleyemeyenlere tekrar girin çıkın. Pıt pıtlama. Çok güzel oldu. Boya kupu tasarım. Pıtla mı fırçayla mı boyayalım kavanozu? Pompon sarı, pompon fırçayla. Nalancığım. Efendim. Anlatsana. Kavanoz nasıl boyanıyor en başta? Kavanozu önce bir yıkamak. Evet. Tabii. Çalışkan Cadı Suzi. Nalan Hanım duyamadım pardon. Yarın maskeleme jelim yok. Kavanozda ne kullanmalıyım? Yok olmaz. Çalışkan Cadı maalesef. Evet. Alacak. Evet çayınızı kahvenizi alıp bizi izleyeceksiniz. Maskeleme jeli o yapılan tasarımda işte onu demek istemiştim. Ece hocam. Bir ya, tasarım yapıyor malzeme olmayınca olmuyor. Adam bugün diyetteyim. Arkadaşlar kavanozu aldığınız zaman ilk önce sabunlu suyla yıkıyorsunuz. Sonra güzelce kuruluyorsunuz. Üzerinde el izi falan da olmayacak. Kavanoza elinizi sokup dış kısmı tertemiz olması lazım. Sünger fırçayla da boyu. Sünger fırçayla daha güzel olur. Boyanın fazlasını sünger fırçadan diğer tarafa fazlasını alarak İlk kat biraz flu oluyor. İlk kat sürüp kurumasını bekledikten sonra ikinci katı pomponlayarak, pomponlarken de fazlalığını alarak boyayabilirsiniz kavanozu. Birinci kat kuruyup ikinci kat, o da kuruyunca üçüncü kat tam olarak boyandıktan sonra hazır ve nazır programa gelebilirsiniz. Ben yapayım biraz. Şimdi yapıştırayım da. Bir de dekupaj kavu süreceğiz her yerine. Ha? Ayla 16.94 Enamel olur mu kavanozu? Enamel olur. Varsa elinizde enamel olur. Evet. Enamel da cam veya kaygan yüzeyleri boyamada kullanılıyor. Defalp. Evet. Kavanozu pompon sünger fırçayla boyuyoruz. Malzemeleri tekrar söylüyorum. Seçil Karakuzu. Kavanoz. Koyu renk multi boya. 3 kat boyanacak. Açık renk boya. Dekupaj. Hamurla yapmak isterseniz hamurla da olur tabii. Hamuru da öğrendiniz. Çalkıt boyada da boyanabilir. Yarın program saat 17'de Nursen Babaoğlu. Nilgün demiş ki Ece hocam bir şey sormak istiyorum. Bize gösterdiğiniz vernik su bazlı mı? Sprey vernik su bazlı değil. Sprey vernik sentetik vernik. Kavanozda olan su bazlı, semimat dediğimiz vernik su bazlı. Yarın program 17'de S. Busra Düşünalbal.
Üst kurumaya kanıp katlar arası çok beklemeden boyama yapınca vernik 4-5 gün beslesek kuruma sağlamış olur muyuz? Yaso 22-22 reklam alın demiş. Birazcık daha yana getirir misin ekranı Işılcığım? Birazcık şöyle Ece önüne geçince tepsi görünmüyor. Alo. Birazcık sağa getirebilir misin Ece? Geliyor mu sesim? Alo. Arama geldi ya. Buradayım. Heh, tamam. Duyuyor musun konuşmayınca ses yok ben yapamıyorum. Söyledim de kimse cevap hocanın vermedi. Hocanın kullandığı pirinç dekupaj kodu lütfen görün kaç kez yazdım. Dur onu göremiyorum. Ben hemen tam karşıya geçebilir misin biraz Işılcığım? Geçiyorum. Sağ tarafına değil de hocamın karşısına geçersen birazcık tripodla birlikte. 70-18. 70-18. Evet. Ayağını indireceğim. Hı. Elinde tut ya da ışık. Elinde de tutabilirsin. Artık göremem. Evet bak böyle güzel. Çok güzel. Biraz ortala. Ne yanda ya, duruyor. Biraz da ortala olmadı. Çok yaklaştın. Hı? Sadece sola doğru götür ekranı biraz. Sola. Evet biraz aşağıya indir. Aşağı. Aşağı biraz daha. Tamam. Çok güzel. Biraz daha sola götürür müsün? Evet, tamam. Çok güzel Işılcığım. Teşekkürler. Güzel. Yaklaştırayım mı biraz? Birazcık evet. Çok değil. Çok yaklaştırınca tepsinin hepsi görünmüyor. Evet, pirinç dekopajın kodu neydi hocam? 70-18. Biraz aşağıya. 70-18 pirinç dekopajın kodu. Bir daha bakıyorum. Bir dakika. Yes. 70-18. Fatma. Başkalar da var yani. Değil mi Nalan? Süper. Tamam. Fatma Postare. İran'dan selamlar. Sizi çok seviyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Fatma Rican. Çok güzel. Bu çalışmayı beyaz yerine bronz rengin üstüne yapabilir miyiz? Ne üzerine? Bronz rengin üzerine bu çalışmayı yapabilir miyiz? Yapamayız çünkü pirinç kağıtlar transparan olduğu için. Ece lambayı kapatabilir misin? Görünmüyor tepsi. Şimdi de ışığı kapatırsanız yani bembeyaz bir şey görünüyor. Hiçbir şekilde. Bence o da çok meşgul ettik herkese. Onu yap bunu yap. Hadi bir çekelim gel. Sağ ol güzelim. Heh. Tamam süper harika. Evet. Tamam. Evet. Pirinç dekupajlar çok transparan olduğu için altının mutlaka açık bir ton olması gerekiyor. Burada da ben beyaz uyguladım. Çünkü birazdan bu dekupaj tutkalını hızlı hızlı sürüyorum. Yani benim kadar böyle yalapşap sürmeyin lütfen. Ben şimdi çok hızlandım. Amacım üzerine yağlı boyayla eskitme yapıp sonra onu birazcık da Işılcığım objeyi çekelim. Tamam. Objeyi çekelim Işılcığım. Evet. Tamam Işıl. Çok güzel. Rölyef pastayı objeden nasıl sökebilirim? Ayla sormuş. Yani bıçakla falan çok zor yani. Kazıyarak diyeceğiz. Kazıyarak. Evet. Rölyef ay pasta, harika oldu. Kuruyunca seramik gibi olduğu için çok zor onu sökmek yani. Bence onu değerlendirecek başka bir tasarım yapın ona. Mesela tekrar boyayabilirsiniz. Evet. 5 dakikaya yayın kesilecek. Tamam. O zaman ne yine bittikten sonra evet. Bir mola verelim.
Bunu ben kurutayım iyice. Yine bir 10 dakikaya tekrar bir arada olalım. Ne yapacağız hocam bunun üstüne? Efendim? Bunun üstüne ne yapacağız? Bunun üzerine neler yapacağız şimdi? Yağlı boya süreceğim. Senin işin varsa başka birine de bağlanabiliriz. Yok, işim yok. Tamam. Caner'cim merhaba. Ayla, nasıl tasarım? Ece seni hocam. Seni düşürdüğümü hatırlamıyorum artık yani. Ben böyle gidiyorum. Nasıl tasarım? Şey için mi? Rölyefler için mi acaba? Yok yani bunun devamını sormuş zannediyorsam. Evet arkadaşlar, bitmek üzere. Saat 5'te başladık. 6'da bitirdik. 6'ya 10 geçe tekrar başladık. Birazdan kapanacak. Bir 10-15 dakika sonra tekrar bağlanacağız. Hocamla birlikte bitireceğiz bu tepsiyi. 10 dakika sonra. Evet, bu tepsiyi bitireceğiz. Herkes ocağın altını yaksın, yemeğini yesin ya da kapatsın piştiği yemeğini. Ondan sonra burada buluşalım tekrar. 19.10'da tekrar burada olalım arkadaşlar. Tepsinin bitmiş halini görelim. Ece hocam yapıştırdı. Tekrar dekupaj tutkalı sürüyor her tarafına. İyice sürmem gerekiyor. Çünkü leke yapmaması gerekiyor. Yağlı boya evet. Geçeceğim için. Korumaya aldı ben şu anda kağıdı. Yani ben şu an öğrettiklerimin dışında bir şey yapıyorum. Yani şöyle falan yapıyorum hatta. Meğer bir şey söyleyeceğim. Bu dekobaş tutkanın fiyatı nedir? Çok merak ettim. O eli ayağı 25. Herkesin. 25 lira. Evet yani bütün şey ondan geçiyor. Evet dedim ya, dekobaş tutkalımız bildiğiniz nemlendirici gibi. Her evet, şey kullanıyorsunuz. Her gün kullanıyorsunuz. Evet çok güzel oldu. Harika. Yeni topladım. Çok güzel benim oldu. Benim bir hanım sormuştu ya, stensili var bende. Yani ben kaplarken öldüm. Stensillerim. İyice zor olur herhalde. Bunu şimdi kurutacağım ben. Yayın bitince. Boşu boşuna sizi tutmayayım diye. Hatta şöyle yapalım. Ben hemen bağlanayım. Ara vermeyelim. Kesilirse. Işıl kuruturken ben de size bağlanayım. Evet. Öyle yapalım. Nalan out olsun. Tamam. Konuşma mı yapacaksın? Nalan'dan çünkü Nalan'ı kapatmazsak başkası bağlanamıyormuş. Evet. Evet. Şimdi ben gidiyorum o zaman. Size başarılar diliyorum. 10-15 dakika sonra görüşmek üzere. Tamam. Görüşürüz. Bye bye. Ben izleyeceğim. Tamam. Benim izleyeceğim. Gözüm üzerinizde. Bay bay. Bunu kurutma makinesiyle kurutacaksın kızım. Sana kaldı. Görev veriyorum. Evet. Ay burada yapışmamış bir yer geldi elime. Dur şimdi bir dakika. Şunları da yapayım da. Böyle eline de yaparken yapışmamış bir yer gelirse düzelteyim elimi. Onu da sürsen. Ben keyfe gidiyorum artık. Sen dinlen biraz. Gelin bakayım kızlar. Ne yapıyorsunuz? Evet. Evet. Allah'ım yarabbim ne zormuş ya. Beyaz hali de çok güzel. Ama şimdi daha güzel olacak Fatmacığım. Beyaz hali de çok güzel de biraz tabii biliyorsunuz beni. Çiğ geliyor bana. O yüzden ben onu kıracağım mutlaka. Evet, bağlanmak isteyen varsa, süslenip beyazlarını giyen varsa bana buradan istek gönderebilir. Geldi. Deko design demin hazırım demişti. Hadi bakalım, bir bakalım, tekrar deneyelim. Şengülcüğüm canım. Demiştim ki, evet Meri'yi bağlanamadın sen de. Yok yine çıkmadı. Bakayım Meri var mı? Gönderiyorum, istek gönderiyorum. Peki, sonucu bekliyorum. Ben de sonucu bekliyorum. Çok güzel oldu. Yok yorulmadım da bir şey bitmeyince tabii uzadı. Peki bakalım Turkan Bayze diye biri var. Bakalım that's me yazıyor. Bakalım.
ahşap çerçevemin kenarındaki rölyefi sökmeyin. Onu tekrar boyayın. Aha, işte karşınızda bir boyacı daha. Normalde beyaz giyecektim ama valla maviyle uğraşırız. Evet. Hani nerede beyazlar? Sehpanın ayaklarına geçtim. Dün size göndermiştim. Bence şöyle yapmışsınız. Sehpanın ayaklarını boyarken tişörtü de boyamışsınız. Dün zaten aynı renk olmuş. Sizi izleyerek zaten birçok tekniği öğrendim ben. Ay ne güzel, ne güzel. Özellikle YouTube videolarınızı çok takip ediyorum. Canlı yayınlarınızı hiç kaçırmıyorum elimden gelen. Ne güzel. Mutfağı zaten yarı atölyeye çevirdim. Şurada boya standım. Evet, görüyorum. Ne güzel. Çok kolaylıklar diliyorum. Neredesiniz? Hangi şehir? Ben şimdilik Konya'dayım ama önümüzdeki sene Yalova'da inşallah kursunuza da geleceğim nasipse. İnşallah, her zaman bekleriz. Kapılarımız açık size. Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi normalde halk eğitimi kurslarına gidiyordum fakat şimdi tabii ki evdeyiz. Evet. Orada bir başlangıç yapmıştım. Sonra sizin videolarla bu eskitmeler, eskitme jelleri hepsini kullanmayı öğrendim. Yani sizin o kitaplarınız falan da aldım, okudum. Ay çok teşekkür ederim. Ne güzel. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Siz, kendi adıma teşekkür ederim ben. Ayla Hanım ısrarla soruyor. Rölye pastayı sökmeden nasıl tasarım yaparım diye. Rölye pastayı sökmeden üzerini boyayın tekrar, ne istiyorsanız. Bana göre harika bir şey iki var altında. Güzel bir renk atın. Birazcık da zımparalayın, alttan diğer renkler çıksın mesela. Beklemediğiniz kadar güzel çıkacaktır eminim. Ya da tümüyle baştan mesela kahverengi boyayın. Sonra eskitme jeli sürün, yani wooden wax sürün. Sonra da üzerine asıl görünmesini istediğiniz rengi boyayıp çok hafif de zımpara yapın. Bence harika. Yani rölye pasta iyi ki var diyeceksiniz orada. Türkan'cığım çok kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Diğerleri de bağlansın. O yüzden şimdi çıkıyorum. Kolay gelsin hocam. Tamam. Bay bay. Öpüyorum. Evet. Üzerine peçete yapıştırın. Rölye pasta, dediğim gibi işte onun o dokusundan yararlanın yani. Hemen açalım. Sana ne var? Bakalım var mı orada? Yok, o da olmadı. Peki. Ay Vildan, Ayangil tatlı canım. Ece hocam konu dışı ama rölyefle budak yaptım. Ahşap rengini nasıl yaparım? Önce beyaz boyayacaksınız. Sonra ister yağlı boyalarla ister çok waxla da üzerinden geçeceksiniz. O renkleri alıp hani biraz denemeniz lazım. Nasıl bir renk istiyorsunuz acaba? İşte ceviz rengi mi, maun rengi mi, ona göre karar vermeniz lazım. Şimdi Van kedisi. Ben nasıl bir cevap verebilirim buna? Hocam sizi izlerken bir tepsi yaptım. Kenarına ne yapabilirim? Şimdi nasıl bir cevap vereceğim ben buna? Honeycut design. Hadi bir istekte bulunun. Ben de açayım sizi. Hayır yok. Bir dakika, şeffaf box yerine beyaz eskitme boyası. Hayır olmaz. İkisi çok farklı şeyler. Evet Van kedisi, bir foto yollasan. Yani tepsi neye benziyor, en azından onu bilelim. Şimdi arkadaşlar burada şey çok zor. Yani hani mesela DMTKRTFN sormuş hocam Vestiyer'i. Marin desen boyamak istiyorum. Şimdi yani objenin neye benzediğini çok bilmezsem veya ben sizin zevkinizi hiç bilmeden nasıl bir şey önereceğimi bilmiyorum.
sizi de cevapsız da bırakmak istemiyorum. Şimdi marin desen boyamak istiyorsanız mavi, kırmızı, siyah, beyaz renkleriyle mutlaka bir şeyler yapmanız lazım. Efendim? Tamam. Zaten istek de gelmedi. Ya da ben görmedim. Şurada varmış, pardon. Bursa'nın ufak tefek, ufak tefek taşlarına deneyeyim bakayım. Tepsinin kenarına stensil. Tabii her zaman stensil en kurtarıcı zaten. Evet. Ay hocam. Ya merhaba. Ne güzel bir isminiz var öyle. Bursa'nın ufak tefek taşları. Ya ben sizin en Işıl'cığım, Işıl, bunu duysa kapatabiliriz. Tamam. Heh. Tamam, güzel. Çok hoş, yetenekli, güzel kalpli. Ay canım, ne güzel bir şey yazıyordu. Bak kaybettim. Tüh tüh tüh. Ama ben duymuyorum Bursa'yı hiç. Hocam merhaba. Ha. Bir duydum. Ay, ne talihsizlik. Merhaba, duydum. Ay ne talihsizlik. Sizinle konuşurken böyle kesilmesi gerçekten bir talihsizlik oldu. Yoğuruyoruz sizi... buradan, bekliyoruz. Ya ben sizi çok seviyorum. Çok beğenerek takip ediyorum. Yeni takip etmeye başladım esasında ama inanın sizden evet. Çok şey öğrendim. Çok mutluyuz sizlerle güzel. Birlikte olduğunuz için. Yani ne ben... Bu belediyelerin ahşap boyama kurslarına yazılmıştım ama sizden öğrendiğim çok daha fazla şey oldu oradakinden. Yani 3-4 aydır oraya gidiyorum ama burada 2 evet. günde öğrendiklerimi orada öğrenmedim inanın. Allah sizden razı tamam, olsun diyeyim ilk önce. Tamam, faydalanıyorsam ne güzel. Hocam bir şey sorabilir miyim ben size? Siz bazen boyalara yağ mı katıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani bu yağlı boya mevzusu falan biraz beni korkutuyor. Hani bozarım evet. diye. Nasıl bir yağlı boya bu? Bir şimdi, özelliği mi vardı bu yağlı boyanın? Sadece eskitmede kullanıyorum. Normal akrilik boya kullanıyorum. Kafanız karışmasın. Hiç yağ katmıyorum tabii ki. Öyle bir şey yok. Çünkü akrilikler su bazlı. Evet. Sonra şimdi mesela yapacağım. Canlı yayını seyrediyorsunuz ya. Aha, izliyorum. Şimdi pirinçle kupaj kapladım. Bir böyle masa sunumu yapıyorum. O pirinç dekupajların üzerine dekupaj tutkalı sürdüm. Şimdi yağlı boyayla eskiteceğim. Onu seyrederseniz biraz daha belki oturur yani kafanızda. Yani bu eskitme pudraları var, eskitme waxları falan var. Evet. Onları kullanıyoruz biz genel olarak da. Bu yağlı tamam, boya biraz bana korkutucu güzel. Geldi işin açıkçası. Yani yanlış evet. yaparsak mesela ondan nasıl dönüş olabilir ki? Silebilirsiniz. Aslında en kolayı yağlı boya. Ama yavaş yavaş geçin isterseniz. O bildiğimiz şey yağlı boyası mı? Balkon demirlerini falan boyadığımız bildiğiniz yağlı boya yok, mı? Yoksa özel bir yağlı boya mı? Bakın orada. Evet. Bu balkon demirlerini boyadığımız yağlı boya değil. Çok doğru diyorsunuz. Biz şimdi normalde hep kullanınca sanki hep bizim anladığımız gibi algılanıyor zannediyorum. Ressamların kullandığı minik yağlı boya tüplerini kullanıyoruz. Evet, anladım şimdi. Anladım. Evet. Çok korkutucu geldi. Balkon yağlı boya kullan. Yok yok, hayır. Şimdi göreceksiniz zaten tüpten sıkacağım. Ya vallahi çünkü de cahillik işte yapıyoruz yani. Yok canım, ne demek? Tabii sorun diye zaten bağlanıyorum ben de. Herkes ha, her tamam. şeyi bilse benim ne işim var burada? Ama ben sizinle de inanın tanışmak isterim inşallah. Bir gün Bursa'ya gelin. Bursa'da görüşelim. Derslerinize gelelim inşallah Bursa'da. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kendinize iyi bakın. Bursa'nın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Yarın bu değil mi? Hemen anında yıkarsanız piril türü veya böyle yani yağ çözücü bir güzel bulaşık deterjanıyla yıkarsanız 6-7 defa güzelce şöyle sabunlayarak ondan kurtuluyorsunuz. Şimdi olduğu gibi bol köpürtmeniz gerekiyor. Eğer donmuşsa mutlaka sellozik tine